Erken mi geldik Remzi? Rüştü daha malları getirmemiş. Eli kulağın da işlemler bilir. Bize mal taşıyacaksınız dediler. Sen niye geldin? Mal deyince ben başka türlü anlamıştım. Ömer ilk işine çıkıyor. Her şeyin ilki heyecanlı olur. Biz de gidelim. Arkanda biz varız. Rahat ol diyelim. Moral verelim istedik. Eksik olma. Gördüm daha mutlu oldum seni. De böyle yarım olmaz. Gel beraber çıkalım sefere. O zaman göreyim yardımını. Ha? Ah be Ömer'im. Ah be. Ben senin gibi iş yapıp 3-5 kuruş için çıkmıyorum ki tekneye. Keyfim isterse keyiften çıkıyorum. Ama merak etme. Sen biraz çalış. Kendini göster. Ben sana para nasıl harcanır, nasıl kaliteli yaşanır, hepsini sana öğreteceğim. Gel Rüştü. Tertiplerin emir ve görüşlerine hazır. Hazırsanız malları indirsin çocuklar. Rüştü, ben üstüme düşeni yaptım. Bundan sonrası Gevaşlı'yla Ömer Kaptan arasında. Ağanın selamı var. Mallara dikkat etsinler diyor. İç rahat olsun. Ben gidiyorum ama gözümü Ömer'den almıyorum. Tekne rotasından milim saparsa ben buradan göreceğim. Az önce dediğim gibi gel beraber çıkalım. Ama yüreğin anca böyle uzaktan takip etmeye yetiyor değil mi? Yapacak bir şey yok. Hadi Remzi. Bu lodos benim başımı ağrıtıyor. Bundan sonra mesuliyet sana ait. Bu işin sonunda ya ağanın takdirini kazanırsın ya da aşmanı. Söyle baba Yiğit. İyi kötü hukukumuz oldu. Hakkını helal et demek için aradım. İnadından vazgeçmem diyorsun ha? Bak ben uyuşturucuya bulaşmaktansa ölürüm daha iyi. Ömer'i de ailesini de feda ederim. Ya sen ne diyorsun Enver Bey? Kendi ailen. Adamların sevkiyatını batırırsan hesabını kimden soracaklar sanıyorsun? Benim ailem şerefi için yaşar. Böyle bir işe bulaşmandansa kendilerini seve seve feda ederler. Onları dert etme sen. Bu herifte hiç vicdan kalmamış ya. Her şeyi aldırmış Hamza. Ne vicdan kalmış ne merhamet. Beyninden başka her şeyi aldırmış. Burada olmaman gerekiyor. Senin Ömer. Senin burada olman doğru mu? Konuşacağımızı konuştuk. Eğer beni buraya vazgeçirmeye geldiysen hiç nefesini boşa tüketme.
Birazdan polisler gelip seni alacaklar. Ne? Bu işi yapmana müsaade etmeyeceğim. Yüzüne söylemek isterim. Kurdu musun şimdi? Verdin mi muradını? Kurtardın mı beni? Ülkeyi, dünyayı? Ha? Seni bir ömür boyu pişman olmaktan kurtardım. Yetmez mi? Komiser Kenan, avukat Berin Hanım, siz misiniz? Arkadaşlar karşı çıkmayacaklar. Sert davranmanıza gerek yok. Tamam avukat hanım, savcı bey gerekli talimatı verdi zaten. Siz benimle gelirsiniz. Boşuna karşı çıkıp canınızı yaktırmayın. Selam var. Biz çocuğun yerini bulduk. Gerisini baba Yiğit halletsin diyor. Nasıl şüphelenirler? Ya GPS'te takip ediyorum dedi İskender. Seyfi haklı reis. Ne yapacağız? Seyfi, sen gidip tekneyle çıkacaksın. Biz de gidip Hamza ile çocuğu alacağız. İşaret gelene kadar rotadan şaşma. İşareti aldıktan sonra da bu malların hepsini denize dök gitsin. Eyvallah abiler. O iş bende. Merak etmeyin. Gidelim. Yeni uyuşturucu baronumuz memlekete hayırlı olsun. Abi teessüf ederim. Basit bir balıkçıyı aldın, başımıza baron yaptın. Sabri yıllardır direksiyon sallıyor. Ne yarım kaldıysa tamam edelim. Haberiniz var mı bilmiyorum. İskender, sevdiklerimi kaldırıp bu sevkiyatı bana zorla yaptırmaya kalktı. Ama ben zorla bir şey yapmam. Gittim sevdiklerimi mekanından kendi ellerimle aldım. Buraya da hesaplaşmaya geldim. Bir dakika yeğenim, hesaplaşma derken İskender'i diyorsan onun mesuliyeti Tatar'a ait. Yok bu masayı kastediyorsan bu masada ancak hesap verilir. Ben laf cambazlığı bilmem. Ne anlıyorsanız o. Sen şimdi çocuğu kurtardım diye sevkiyatı hiç ettin. Sonra da kalkıp buraya geldin, hava basacaksın. Senin aklının olmadığını biliyorum. Ama hiç mi düşünmüyorsun? Gebaşlı bana ne yapar diye.
adamın ancak alnını öperim. Ömer Kirve demeye getiriyor ki ben bu sevkiyatı senin zorunla yapmadım. Ben önce sevdiklerimi kurtarırım, sonra da sevkiyatı tamam ederim. Rüştü, az evvel kulağıma üflediğini söyle de herkes duysun. Ömer Reis'in adamı malları sağ salim teslim etmiş. Alıcılar çok memnun. Hiçbir pürüz sıkıntı çıkmadan iş bitti. Ya İskender yeğenim. Kirvensar'a öyle bir oyun oynamış ki bunun şişkinliği ancak sodayla geçer. İskender yeğenimi sodasız bırakma. Ne düşünüyorsun midyeci? En yakın arkadaşıma bu ihaneti nasıl yaptın? Onu düşünüyorum. Benim yüzümden uyuşturucu kaçakçısı oldu Ömer ha. Sen devletine hizmet etmek için gereğini yaptın. Senin payına düşen arkadaşına ihanet etmekti. Onun işi daha zor. Onun payına düşen yeraltı dünyasında yükselerek mafya babası olmak. Ömer vatanı için canını verir komutanım. Ama bu dediğini asla kabul etmez. Bu da benim payıma düşen. Babayı da ikna etmek de benim işim. Senin işin en zoru da. Allah yardımcın olsun. Tabii benim de. Ömer beni gördüğü yerde midye gibi başlayacak. Ömer Reis'in adamı malı sağ salim teslim etmiş.
saçmadan ölüme gitmek var mı Ömer? Binbaşım, nasıl? Sok o silahı yerine. Daha yapacak çok işimiz var. Buraya nasıl girdiniz? Ne işiniz var burada? Şimdi muhabbet etme zamanı değil Ömer. Bunu yapmana izin veremem. Adamlar seni kevgire çevirmeden önce kaç tanesini indirebilirsin? Bir tanesini bile indirsen bana yeter. Bana yetmez. Onların hepsini toplasan bir Ömer'in canı yetmez. Bana söz ver. Buradan çıkana kadar hiçbir şey yapmayacaksın. Daha sonra konuşacağız. Yeter. Cevap verecek. Bana cevap verecek. Cevap ver lan. Ömer yeter. Öldüreceksin adamı. Gebersin. Benim için zaten öldü. Gerçekten ölsün ki. Bir daha hiçbir arkadaşını satamazsın. Gelmek üzere avukat hanım. Ömer'i bu işe zorlayanlar Tatar ailesi. Onları da almanız lazım. Gürkan amca. Sen iyi misin? Gürkan amca. Ne işin var senin burada? Seni götürmeye geldim Berin. Nereye götürecek misin beni? Evine Berin'cim. Bu işe karışma falan diyeceksen boşuna yorulma. Benim bu davadan vazgeçmeye niyetim yok. Ortada bir dava var mı ki? Buna sen bile cesaret edemezsin. Yargıya müdahale demek bu. Bunlar burada konuşulacak şeyler değil. Gel. Yolda her şeyi açıklayacağım sana. Ne açıklayacaksan burada açıkla. Ben hiçbir yere gelmiyorum. Berin, savcı bey gelmeyecek. Ortada ne bir soruşturma var ne de bir dava. Burada beklemenin bir anlamı yok. Nasıl yani? Beni buraya getirenler polis değil mi? Sizin adamlarınız mı?
işim var bu saatte. Hadi bize gidelim. Yalnız kalasın var biraz. Gitsen. Çayı şimdi koydum baba Yiğit. Demini çekmesini bekleyeceğiz biraz. Yaptıklarından sonra buraya geldiğine göre bayağı cesur adammışsın. Artık büyük babaların arasındasın. Gelip tebrik edeyim dedim. Beni bu uyuşturucu kaçakçısı yaptın. Şimdi de buraya gelmiş. Kafanı geçiyorsun. Bana bak. Ben senin tanıdığın adamlara benzemem. Ben binbaşı Atilla değilim. Devlet görevlisi falan anlamam. Sıkarım kafanı. Sık baba Yiğit. Madem silahını çektin, tetiği çek. Her şeyi anladım da, binbaşı Atilla'yı nasıl ikna ettin? Onu anlamadım. Cevap ver. Zor olmadı. Senin adını verdim, ikna oldum. Katil etmeyi başaracaksın. Umarım istediğin olur. Beni öldüremezsin Umar. Kan kardeşini vurdurtan adamı annesine bağışlamışsın. Davasından başka düşüncesi olmayan, onun uğruna her şeyinden vazgeçmiş birini mi vuracaksın? İskender bile senin yaptıklarını bana yapmadı. Sen de o davan da umurumda değil. Ya Berin? Berin de mi umurunda değil? Eğer Berin'in kılına dahi zarar verirsen, seni ölmek için yalvartırım. Haberin olsun. Berin sana babasının istihbaratçı olduğunu söyledi mi? Ya babasının arkadaşının ailesini kurtarmaya çalışırken öldüğünü anlattı mı?